خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مهمانlar قدردان برادرlar bugün Oş şehrinden برادرlarımız تشرف buyurgan ekan Müslümanlar dünyanın kayırıda bulsa da birbirine birader, eke uke. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. İnnemen mu'minune ihvetun. Mu'minler biraderdirler. İhva kelimesi, uhuvvet kelimesi tuğuşkellik eytiledi aslında. Eke uke tuğuşkellerini, eke ukelerini ihva deyledi. İslam eke ukelikten taşkarı, yani Allah'a da bitti, biraderçilik riştesini ortaya koyuyor. Bu biraderçilik riştesi de millet, illet, irk, rayn, ajratılmaydı. Ama iman esası da biraderleşedi. Biraderlikini hakları, hukukları ile hemen birdik amel kıladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Araplar içi de peygamberlik risalatını tarkatkenleri de bu risalat fakat Araplarga xos masligini ko'p ta'kidlaganlar. Lekin Kur'an-ı Kerim Araplarga xos til bilen nozil bo'lganligini ta'kidlaydi. İnna enzennahu Kur'anen arabiyyen leallekum ta'qilun deydi. Elbette biz Kur'an'ı arabi, lugat bilen arabi Kur'an kıldık. Şayet akıl yürütseyler deydi. Bunda aql yürütüşten közlengen maksat lügatinin boyligi cihatıdır. Yeryüzüde bakslaşaman dese Arap lügatinin rubarosiga hiç bitti lügat turbera almaydı. Arap lügatını aldı da başka lügatlar bakslaş almaydı, birleş almaydı. Bu bilen Arap tili hem menerseden üstün kogen tiller pas, kembegal degen gep gep çıkmaydı. Her bir tilini uzun hususiyeti var. Her bir til özünün milletini, ifadesini, özünün milletini, düşüncelerini ifade kılıçlıkta asasi amil. Lekin, o şu hususiyetler içi de Allah subhanahu wa ta'ala özünün ahirgi kelamını tellegen lügat, Arap dili. Lekin, bu caydaki hususiyet Arap dilinin til itibarından halas, millet itibarından mez. İslam ümmetinin biraderçiliği de aku karanı, arabu acamlı farkı yok. İnnemel mu'minune ihvetun. Elbette mu'minler biraderdirler. İnneme Araplarda hasırını bildirdi. Fakat ve fakat takit degeni. El mu'minun aliflam bilen kegelliği için iman kiltirgen adamın rengi, cinsi farkı yok. Kim bu işlerine katli nazar? Biraderler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni bu risaletleri bilen sahabeler terbiyelengelerden keyin orada tamami tabakalanışlık yok alıp gitti. Tabakalanışlık. Hatta bazı hadislerde Peygamber aleyhisselam ettiler. İmam Abu Davud'da rivayet keyin men da'a ila asabiyyetin feleyse minna degenler. Kim asabiyyelikke çakırsa bizdenmez. Asabiyye Arap dilinde milletçilik, kavmiyetçilik. Bizden bu, bizni milletten, bizni kavumdan deyip zalim bulsaya tarafına ola vuruşluk asabiyyelikke alakadar bunu Peygamber aleyhisselam bizdenmez dediler. Abu Zer Gıfari radıyallahu anhu Gıfar kabilesini seyyidi bugün. Cüdekette Bay Zadagan ve seyyid emir bugün. Bu kişi imangi kegellerden keyin Bilal radıyallahu anhu bilen ortalarda bitti aldı kaçtı gel bu kaldı. Şimdi Bilal özlerine hakları, hukukları sıfatı da yapırgenleri de Abu, yani Abu Zer Gıfari ettilerdi ki Yebne Savda dediler. Arap dili de bizi Özbek dilimizdeki kemstiş dili bu. Ey Kara Hatun'un oğlu dediler. Kara Hatun'un oğlu degen gap bizi doğru gap. Bu gapten, aynen mene şu gapten çandan çandan ağırını eşitken Bilal.
ta iman geke günce. Bilal radıyallahu anhu Utbanın kulu bo'lgan. Utba Abu Lahab'ın oğlu. Utbanın kulu ayağı astı bo'lib adam sıfatı da itibarga olinmaydigan adam bo'lgan. İmonga kelgandan keyin İslam ümmetinin içinde yaşarken ey qora xotinning oğlu degan gap tegib ketdi. Oldin tegmagan bu gap. Oldin bu gap tegishligi haqida o'ylamagan ham. Meni kim himoya qilardi? Deydigan tasavvur ham bo'lmagan, himoyani o'ylamagan. Lekin iymonga kelgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam keltirgan yo'l mu'minlarning yo'li. Bunda tafriqa bo'lmaslik kerak, tabaqalanish bo'lmaslik kerak. Shikoyat qilganlar payg'ambar alayhissalomga. Bu Abu Zar meni qora xotinning o'g'li deyapti deganlar. Oldin huquqlarini shikoyat qiladigan joyi yo'q edi, shikoyat qilsa ham himoya qiladigan hiç bitta tushuncha e'tiqod yo'q edi. İslam keldi-da qoraning ajamdan farqi yo'q ekanligini o'rgatdi, tushuntirdi. Shuning uchun Bilal o'yladilarki, endi himoya qiladi meni. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qildi. Deganda Abu Zarni chaqirib aytdilarki, "Ya Bazar" dedilar. "Innaka rajulun fika jahiliyatun" dedilar. "Sen ichingda hali jaholat qolib ketgan odam ekansan-ku" dedilar. "Men keltirgan, olib kelgan yo'lda bu İslam'da Arap bilen Acem'nin ortasında fark yok. Ak bilen Kara'nın ortasında fark yok. Kullukum min Adem ve Adem'u min Turab dediler. Hemenler adamı bolasılar. Ak mısınız, Kara mısınız? Boyunuz balant mı, küçük mü? Afrikalik misiniz? Orta Asyalik misiniz? Hemimiz Adem'nin balasımız. Adam tıpır adam bugün. Aslımız bitti. Nimaga faxrlanasan? Nimaga sen bundan o'zingni tabaqa ustun qo'ymoqchi bo'lib, qora xotinning o'g'li deyapsan, nimaga? Degan. Endi bu mana shu hodisalarni tarixda o'qisangiz, hadis kitoblarida, hodisa voqealarida o'qilsa, chiroyli hodisa sifatida aytib qo'yilgan gap emas bular. O'sha zohoti ta'sirini ko'rsatgan, natijasini bergan hodisalar. Abu Zar Bilal radhiyallohu anhu'ga kelib, "Meni kechir" degan. "Bo'ldi, kechirdim" deganda, "Yo'q, bu kechirish bo'lmaydi" degan. "Men" degan yerga yotib bo'ynimni yerga qo'yaman, ana shu qora oyog'ing bilan bo'ynim bosasan" degan. "Bo'ynimni bosmaganingcha men bu tavbani qabul, ya'ni deb o'ylamayman" deb yotgan, majbur bo'lgan Bilal oyoq bilan bosishlikka. Ana shu dinni olib keldi. Islomning asliyati shu. Islom quvvat yani atmosferasını tarqatadi. İslam'ını o'rgangan, bilgan adam Müslüman'ını ko'rsa, o dünyanın nerge chekkasidagi adamga birodardek, xuddi tug'ishgandek nazar soladi. Qur'oni Karim shunaqa oyatlarni aytdi. Al-akhilla u yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun dedi. Akhilla o'sha birodarchilik, birodarchilikdan ustun ham hattoki. Eng yaqin do'stlar en yakın dostlar kıyamet günü de birbirine düşman buladı. En yakın dost kıyamette birbirine düşman buladı. İlla takva yolu da dost bulgarlar dost buladı birbirine. Kıyamet günü de takva yolu da dünyada Allah için dost bulgarlar, Allah için birardarçılık rişteleri ulagarlar kıyamette birbirine dost buladı. Bazı rivayetler var, sanada da biraz işgal bulsa da, lekin ibrat yüzasidan ulamalar keltiradi. Cennetke kirişke bitteden acri yetmeye kaladı bazı adamlar. Bu kirse buradarı kirme yaptı, o kirse bu buradarı kiralma yaptı. Ne kaladı dese, birbirine talaşadı. Kim yine acrimi sen al, sen kirip götür deydi. Onu say dedi ki, yok sen benimkini ala kal, sen kir deydi. Talaşıp turup birbirine şunaki hayriye ihsan kılıp nah cennet turuptu, nah cehennem turuptu. Biraderge Allah için dostige savabını beri yaptı. Al beni savabımı lan sen kere vurdu yaptı. Allah Teala bilerini bile de halatını. Ay dedi ki sizlerden kere ben sahiymen deydi. Yani ilk kelesi ki cennette vacip kıladı. İlk kelesi kere de cennette. Kiin Allah için dost bu geller kıyamet günü de nurdan bugün taht üstüde oturuşadı. O nurni, nuri kuyoshdan ancha chandon yorug' bo'ladi. Hatta adamlar, bütün mahşardagi adam,
ularga qarab bular payg'ambarlarmi? Kim bo'ldi bular deb hayron qolishadi. Lekin ular payg'ambarlar emas. Ular shahidlar ham emas. Ular siddiqlar ham emas. Ularni ko'rgan butun mahshar orzu qiladi ularni o'rinda bo'lsam deydi. Kim ular desa Alloh uchun do'st bo'lganlar. Islom mana shuni olib keldi. O'zi asli tagi shu. Kuzatuvlarimizga qaraganda İslom dinini asl mohiyatini hozirgi kunda musulmonlardan ko'ra dushman yaxshi bilyapti. Yaxshi o'rgandi ular. İslomning asl quvvati bo'lgan uhuvvat, birodarchilik ruhini sindirish uchun bizni ichimizga ixtilof tashayapti. Hamma musulmonlar iloh illalloh Muhammad rasululloh deb turibmiz-u, lekin bir-birimizni yoqtirmayapmiz. Sabab nima? Mening e'tiqodimni u taftish qilyapti, uning e'tiqodini Nargis taftish qilyapti. Tarixda o'tib ketgan mavzularni ko'tarib, hech kim tushunmaydigan mavzu bilan musulmonlarning boshini aylantirishyapti. Kerakmi desangiz, ha, aqida bu deyapti. Mutaxassisga ro'baro kelsa qochib ketyapti. Lekin oddiy sodda xalqni uhuvvat unsurlariga zarba berishyapti. Kim buning orqasida? Dushman. Shuning uchun bugungi kunda musulmon musulmonni o'ldirsa, indolmayapmiz, qarab o'tiribmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni qo'rqmasdan karikatura qilsa, ya'ni haybatlanmayapti ular. Ilgari shunaqa bo'lganmi? Bo'lmagan. Bitta ayolni ro'molini tortib qo'ygani uchun butun boshli askarni tortib borgan xalifalar bo'lgan. Bundan haybatlagani uchun boshqa din vakillari islom bilan o'ylashib muomala qilgan. Bugun nimaga qo'rqmasdan ishni qilishyapti? Chunki ichimizda ixtilof bor, o'zimiz bilan o'zimiz dushman bizga kerak emas. O'zimiz bilan o'zimiz dushman bo'lib oldik. Hozir meni o'ldiraman deb yurgan musulmonlar bor. Misol uchun. Men misol tariqasida aytibman, men emas, umuman musulmonni o'ldiraman deb yurgan musulmonlar bor. Nimaga o'ldirasa, ha, bu adashgan. Nimaga bu Maturidiy-da bu? Ne? Ha, seni payg'ambaringni, meni payg'ambarimni haqorat qilayotgan odam Maturidiy yo'lda tursin. Ateist, dahriy, kofir. Sen ikkalamiz urushib turganimizni ko'rib masxara qilyapti. Sen yonimda tur, yelka-yelka tur. İxtilof qilgan narsaga uzr ayt, ittifoq narsada birlash deb jon kuydiryapti ulamolar. Biz ulamolarning gaplarini naql qilyapmiz. Biz o'zimizni olimlar safida demaymiz. Ulamolarning gaplarini naql qilyapmiz. Bu naqlni qabul qilganlar tushunib yetyapti. Kim bugun maydonda? Bunga tushunib yetmaganlar yoshlar asosan. Ajabda o'r gaplarini eshitib olib, islomda ya'ni hech kim tushuna olmaydigan masalalarni o'rtaga tashlashlikdan charchashmayapti. Necha marta javob berdi, masalan, jonli efirlarda. Yana keladi bittasi, aynalloh deydi menga. Alloh qayerda deydi. Bu Alloh qayerda degan mavzu hamma tushunib batafsil o'rganib olishi lozim bo'lgan masala emas. Bu masala qachonki xavorijlar, jahmiylar, ahli sunnaga muxolif bo'lgan botiniy tariqatlar hujum qilganda bir jamoa mutaxassis o'rganib ularga raddiya berib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, bu sizni tijoratingizga, ziroatingizga ta'sir qiladigan masala emas. Kalomiylimi? Bu bilan shug'ullanadigan o'zining xos mutaxassislari bo'lishligi kifoya. Men bu masalada masalan biroz kitob ko'rgan, surishtirgan shaxs sifatida aytamanki, bu mavzuni men hayotimda tushungan odamlarni qo'l bilan sanoqlikligini ko'rdim hozirgacha. Yo'q. 99% odam tushunmaydi masalani. Lekin shu hech kim tushunmaydigan masalani o'rtaga tashlab, uni xulosasini aytayotganda musulmonlarni o'zaro adovatlashishga sabab bo'lishyapti. Mana shu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, birodarchilik ruhiga birlashishimiz kerak. Alhamdulillah robbil alamin, bu jamoat ko'p. Birodarchilik ruhini yo'qotmaganlar ko'p. Birodarchilik ruhiga putur yetkazish uchun harakat qilayotgan 3 yoki 5% odam bor yer yuzida, islom ichida. Ularni siyosiy harakat deyiladi, islomiy harakat emas. Ya'ni nomlari musulmon,
Ben Müslümanım deydi. Akidede siz bilen benden özünü üstün koyadı. İbadette en takvadarı. Her iki yapı burada maşallah inşallah'dan geledi. Lakin maksat hizmetinin neticesi olarak İslam'a hizmet kılmaydı onlar. Siyasi teşkilatlarına hizmet kıladı. Mesela bir devletini müstahkem turuşluk için hizmet kılışır. Demek ki onların ideolojisini tarqatışı bilen. O ideoloji özüden başkanı Müslüman demeydi. Yeryüzü de 95 faiz Müslüman. Hemesini hesaplayın. Hindistan, Orta Asya, Pakistan, Malezya, İndonezya, İslam ülkelerini hesaplayın. 95 faizi ya Maturidi ya Eş'ari. İkkelesi Ahl-ı Sünne yani. Şu 5 faiz Maturidi Eş'ariler adaşken degen gapni tarqatı yaptı. Demek ular asıl, asasi sanoğunu taşkil kımaydı. Tekini soruşturursanız düşmanın içimizdeki proyektiki oynayatken ondan bu çıkadı. Kopçiliği bilmeydi. Beçaralar hala etti. Mavzunu düşünmeydi. Lakin onların proyektiki kısmat kılıp. Kaladı. Hop. Hoş gelsinler. Ne mi savallı var? Kimde ne mi savallı var? Savol bilan ba'zan qiziqarli bo'ladi-da, beringlar, beringlar. Ayol masalan erini telefonini titkilaversa, eri o'sha ayolga telefonimni hali titkilamaslik maqsadida telefonimga tegsam shu talaqsan desa. Lekin kuyovni niyati o'sha urush chiqarmi, chiqmasligi o'sha ayoldir shu narsadan tiyishligi. O'sha payt, o'sha vaqtgacha hammasini qilgan. Nasihat qilgan, tema degan, bloklab qo'ygan, aynasiga borib aytgan. Ishim yuzasidan nima qilaman, ularga ham telefon qilib, siz kimsiz, nimaga mani edimga deb so'rab qilyapti. Shunaqa qilib o'rgandan keyin oxiri shu ishni qilishga majbur bo'lgan. Talak masalası, ictimai masala, ailevi masala ve bu masalalarda vakiyelikte sadır bugün hadiselerini bitti mecliste her iki tarafını eşitip tahlil bilen cevap edildi uz aslıda. Umumi masalası talik, talak hakkında gel, soval. Talik koysa, uşa talik icra bulsa, talak tüşe demedisi, cumhur tüşe deydi. Mesela, eğer hatınıge telefonumge teksen talak sendisi, tekste talak düşedi. Üç talak da gelmesi, üç talak düşedi. Titkilesen talak sendisi, düşedi. Eğer bunda daimiylikini kaçan telefonumge teksen talak sendisi, talak düşedi, tekse, kin yine teksen düşüyor burada. Bundan çıkıp gitiş imkaniyeti yok bu yüze, yüzeden. Şunun için ayağını, erkekini ham terbiye kılış gerek. Erkek ayolunun telefonunu, ayol erkekinin telefonunu soramazdan titkileşliği haram. Şer'an haram. Şer'an haram. Birovunu, nimesi o? Mülki. O mülki başka adamını, müdahalesini şeriat kaytaradı. Kaytaradı şeriat. Er-hatınlığını, er-hatın ailesini asasi temel, yani fundamenti işanç üstüge kurulgen. İşanç buluş gerek. Erim telefonumu titkilemese kendi kohlegen işini kılışke icazat yok bitti. Takva buluş gerek. Hatın hem şu. Yani erim şu. Hatın titkilemeyi dedi kohlegen işini kılmaslık gerek. Hemen arsa açık aydın buluş gerek. Lekin soramazdan titkileşi caizmez. Caizmez. Keyin erkeklerge Allah Ta'ala talak hukukunu verip koydu. Hukuk erkekini koydu. Erkek ki ne mege talak hukukunu verdi? Allah Ta'ala yaratken erkek niyem, ayol niyem. Ve biledi ki erkeknin sabatı ayolnikiden göre sabitrak. Biraz uzun üçley alışlığı ayoldan göre sabırlıyrak. Eğer ziddi bu gendeydi, ziddi bu gendeydi. Cüde hemen yara suafı derdi. Hatırla bir günde 10 metre talak kıladı yerini. Koyu birisi.
Uşanı aldığını alıp Allah Teala erkekini koluna verip koydu. Sen erkeksen dedi. Talak bilenmez korkutuş. Başka yol bilen. Kur'an-ı Kerim'de talak bilen korkutuş hakkında tavsiye yok. Kur'an-ı Kerim'de eğer nüşüzden, nüşüz degeni erge itaatsizlik. Ayol erge şer'i meselelerde itaatsizlik kılsa fe'izuhunne deydi Allah Teala. Ularge va'z kısın, nasihat kısın. Kelip otkızıp yapırsın. Bu iş bizim ailemizin müstahkemliği putur yetkizadı. Bu işin akıbeti mesela de hatırlarken tavsiye de erini telefonunu tutup vaxtli bugün ayol yok. Yok ki hursan bulup gitken ayol bu muydu? Çünkü ayol erini telefonunu tutup o beni sevgiliydi yazıp koydu hursan bu muydu? Sevgiliyini ahirge yürek koymazsam da cancağı kıladı. Hatun tabiat hiç kaçan hatun onge razı bu muydu? Şunu da bakken az günü şubhage cancağı başlanadı. Cancel başlanışlığı için telefonda tutadı hatun. Demek hatun için turuş gerek. Tutma telefonu ne kılasın? Koyu ver, Allah insaf versin deyin. Şunaki ayollar var, eri tamamıyla doğru yolda yürseyem sabır kılıp, eri hakkıya dua kılıp ahırı, Allah hidayet kılıp, acayip vakti aileye gelenip gitken. Şunday takvadar erkekler var, yakşı ailede, hatunu titkileyi yürüp, eri yoldan çıkarıp oraya. O hatunge kim gerek? Yakşı, müstahkem ailede himayeçi erkek gerek mi? Taftiş kılmasın. Erkek kişi uzun şunu da yaman kıradı taftişi. Şunu da yaman kıradı. Hatun titkileyi vursa, inşallah bu ana kadar şurası gap buluydu. Hatun yerini, telefonunu titkilese ne mi buladı? Sual verdi bittesi. Sal kıskara cevaptı. Hayt ödüm ben. Titkilese yeri talak uyuvarışı mümkün. Bu neticene ettim de, kıvarışı mümkün de cancel çıkardı. Hiç kaçan müstahkem aile bu gitmeydi. Hatun eri telefonunu tutarken şu ailece de havas kılarlıyım, müstahkemde demeydi hiç kim. Ayarlı hala diyor ki sizi. O şey erinin telefonunu soramasından titi yürgen ayarlı ula. Ula gergen yutosu kubu kaldı da. Şeriat kegen de biz nafsımızı çekeke soruşumuz gerek. Bu bilen korkatılmaydı yani. Bu korkutadigen vasitemez. Aytıldı yani. Aytılgen deyken talak çüşedi. Yani mesele sıfatla talak çüşedi. Siz aytiyatken vakiyege er hatun bir imam aldıge barış gerek. Mesela da lafz bar. Lafzı ne kadar işletken. Eğer ötte kasam bulsa kasamge hanus buladı mı? Mesela da barı onu. Onu yüz mü yüz halkınladı. Oraki anın bro telefonunu titkileştiriz o. Bu da fazla ana kadar buladı. Toşne. Bana erim kıl değil. Erim telefonu. Bro mesul değil. Misal için kanunçiliği de erir bulki yarımı hatunluk yok. Mülkü hatırlıyor ki mülk. O haber mülkmez de. Telefonda yazıp koyulunken başka ayağlı numarı onu mülkmez de. Şunu diyeyim mi? Bu da şimdi bari bir maksat. Bu da soruluyordu. Fakat ayağlı kişinin başkası bile yaklaşken doğrusu da nasıl? Ayağlı bilmezliği kereyi bugün meseleyle buladı bari. Yani er ayağlıge hemen arsanı çüntürüşke mecburmez. Bu da çerçegen buladı, asabı buzulgen buladı. Hatın yanı sonrasında onu yine çüntürüş gereği mi? Uzi bitti ailede yaşa yaptı. Koy sabır kıl, hatasını doğrulasın, ıslak kısın. Şu bilen bölge erem hatunun telefonu titreş ki mecburmaz. Bu da yani adır gender tengliği deyip yapır şey yaptı. İslam'da uzi buna kadar masalarda tenglik var. Erem hatunun telefonunu bir sorak titreş ki hakkı yok. Soraş gereği. Şimdi bunu başıda ne turadı? İşanç turadı. İşanç bulması aile bu miydi? İşanç bulması, uyan bunu titkileyiyorsa, uyan bunu titkileyiyorsa, bari bir gün top etti. Top etti. Hata var insanda, her bir adamda hata var. Onun için caizmez. Şunda müstahkem buladı, aile müstahkem buladı. Oturacağım. Hı-hı. Peki, zor soru bu olarak. Soru? Aktif ne soru bu? Yani bir de soru var mı? Şey, hazır. Bir de. Bir de mumma bunu yaptı. Hı-hı. Bir yigit maşini alıyordu burada, variant ki. Bir ayda 2000 dolar veremem diyordu, kagen pürdü. İki ayda veremem diyordu. Maşini yani 10.000 dolar geldi. Sol da fırışı yaptı, bayağı fırışı yaptı. 2000 dolar veri yaptı, 8000 dolar da iki ayda veremem diyordu.
$2000 de endi amallab berdi de. 2 oyda uni pullar kelmadi. Keyin u yana bir oy o'tib ketdi. Yana bir oy o'tib ketdi. Endi haligi mashina turish kelyapti da, mashinani olib o'q qo'yapti. Endi mana shu yerda bol o'sha yigitlar kelyapti da, savol beryapti. Shunda shariatni hukmiga yuramiz deyapti. Shariatni hukmida shu holatda nima buyuriladi? Endi mashina purishdi maqsadi mashinani olib chiqib sotaman deyapti. Hech pulga kirsa o'zimni pulim olaman deyapti. Masalan $1000 qolsa $1000, $500 qolsa $500 sizga berib olaman deyapti. Mashinani endi bir 10,000 km minib qo'ygan. Yoki 1000 km minib qo'ygan. Zarar saniki deyapti. Ha. Pulini vaqtida bermaganing uchun zarar saniki deyapti. U xoram deyapti haligi. Olgan odam naqa bo'lmaydi. Shariatda menimcha noto'g'ri qilyapsiz deyapti. Shu masalani bu ham oldingi masala bilan bir xil voqealik oldi berdi masalasida voqealikda bo'lib turgan hodisalarda umumiy mihrobdan turib masala aytib bo'lmaydi. Chunki har bitta odam bergisi kelmaydigan tabiatga ega-da. Men bermasam-da, men bermasam-da deydi. Domla umumiy masalani gapirib borsa, ana domla meni foydamga aytdi deydi, shuni bora hujjat qiladi. U hujjat bo'lmaydi. Masala oldi berdi masalasi ikki tarafdan eshitgandan keyin yechiladi. Davud alayhi salatu vasallamning hadislari bor Qur'oni Karimda. O'sha ikkita farishta odam suratda kirib, bittasi meni bir dona qo'yim bor, bu sherigim 99 ta qo'yi bor. 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni qo'yimni tortib olib qo'yibdi. Bunga nima deysiz deganda Davud alayhi salam, sen bunga zulm qilsan deganda-da. Shunda farishtalar bu o'ziga hukm qildi deb chiqib ketishgan. Davud alayhissalom sajda qilganlar o'sha yerda. Tavba sajdasi shu. Bir masalada bildilar, ilmli bo'ldilar, ya'ni Alloh taolo shuni bildirish uchun farishta jo'natgan edi. Bu yerda nima edi masala? 99 ta 99% zolim ko'rinayotgan odamdan ham eshitish kerak. O kishining ham gapi bor-da. Gapini eshitib, keyin hukm chiqarish kerak. Eshitmasdan uni sen zulm qilsan deb bo'lmaydi. Endi hozir mavjud voqea ikkala taraf ham yo'q, bu yerdan turib gapirib bo'lmaydi. Nimaga? Shartnomaning nomini qo'yish kerak birinchi. Bu shartnoma nima? Taqsid shartnomami? Murobaha shartnomasimi? Mushoraka shartnomasimi? Muzoraba shartnomasimi? Nomi bor bularda. Nomini chiqarib olgandan keyin ikkala tarafdan eshitish kerak masalan. Bu unga qarab yechim bo'ladi. Agar taqsid shartnomasi bo'lsa, sotgan unga pul o'tgan, bunga mashina o'tgan. To'lolmay qolsa, mashinani sotib bo'lsa ham bunga to'laydi deydi. Sherikchilik bo'lsa, o'rtada boshqacharoq. Muzoraba bo'lsa, sal boshqacharoq. Tushundingizmi? Shunaqa masala. Boshiga bergan pulini zakrat qilib berganmi yoki taksit qilib berganmi? Uni ham ko'rish kerak. Uni o'sha pulni tandan bergan, ha? Tandan bergan. 10,000 km yurganini haqqidan berish kerak deb odam. Mingani bor uning ichida, qancha mingan, urfda arenda qancha oladi. Bular katta masalada endi. Tushundingiz oldi berdi masalasi. Nozikroq sal. Endi agar o'sha haligi masalan bitta savdoning ustiga ikkinchi savdo qilishlik harom. Ya masala bor. Endi shunda mana shu mashinani savdosida shunaqa bo'lyapti-da, deylik o'sha odam masalan bir oyga berdi-da, keyin bir oydan keyin yoki bir yilga berdi-da, 6 oyda kelib aka mashinani 6 oyga bir yilga kelishuvdi, 6 oy pulini berdingiz. Endi menga qolganini masalan hozir 10,000 qoldi, shuni 8,000 bering desa, o'sha ustiga savdo bo'layotgan bo'ladimi? Buni hadis sharifda payg'ambar alayhissalotu vassalom bu Bani Qurayza, Bani Nadir qabilalarini Madinadan surgun qilayotganlarida Madina ahli kelib so'ragan payg'ambar alayhissalomdan. Bular surgun bo'lib ketyapti-yu Madinadan. Lekin ular bilan oldi berdi bor. Nasiya savdolari bor. Bularni nima qilamiz deyishgan. Nasiya savdo bor, ketib olyapti, topolmaymiz. Nima qilaylik deganda do va ta'ajjal deganlar payg'ambarimiz. Narxini biroz tushirginda naqd olvogin deganlar. Ketsin bo'ladi deganlarda. Mana shu hadis jumhurni nazdida do va ta'ajjal qoidasi yuradi. Bizi Hanafilar buni zaruriy vaziyat bo'lmasa lozim demaydi. Endi shartnomalarda lozim, g'oyri lozim shartnomalar bor. Buni istilohiy tillar aytadi, ya'ni
İslami iqtisodning lug'ati bu. Lozim shartnoma nima desa, uni buzishga ikkala tarafning haqqi yo'q. Majbur emas. Taklif qilsa buzsa bo'ladi-yu, lekin majbur emas buzishga. Uni lozim deydi. Masalan deylik, men sizga bir narsani sotdim. Bir yilda buni narxini 10 ming qilib berasiz menga. O'zi naqd narxini qancha edi? 8 ming edi. Bir yilda 10 ming qilib berasiz. Bir yil to'lmasdan sizdan pul so'rashga haqqim yo'q. Siz bir yildan oldin taklif qilishga ixtiyoringiz bor-u, uni qabul qilmaslikka haqqim menda. Chunki lozim shartnoma bu. Shartni qo'yib orqasidan g'oyila lozim, ya'ni buni buzvorsam bo'laveradi deya olmaysiz. Xuddi shunsingar bir odam buni taksit savdosida aytadi. Taksit savdosida 12 oyga kelishgansiz, har oyda 2000 dan yoki 1000 dan beradi. 1000 dan berib kelyapti-da taksitda shart qilib qo'ydingiz. Har oy oyni boshi 1-chi chisla kuni 1000 dollar olib kelasiz, shartnoma yozildi. To'g'rimi? U 1000 dollardan 800 dollari mashinaning tan narxi. 200 dollar foyda narxi. Yozib borasiz. Faqat shart qo'yasiz. Taksit qo'ygan odam aytadiki, agar deysiz, bir oy vaqtida to'la olmasang deysiz. Qolgan qist borki qolgan to'lov. Uni naqd to'laysan deb qo'yasiz. Bunga haqqi bor muzoribni. Mana masalan meni haqqim bo'ladi sizga buni sotayotganimda. Nimaga haqqim bo'ladi? Chunki shartnomani sizga ilova qilib qo'ydim. Buzsangiz qolganini naqd to'laysiz deydi. Lekin qolganini naqd to'layotganingizda yuqoridagi 200 dollar foyda bor-u, olmaysiz uni. Tushundingizmi? Ana shunda naqd to'lab yuboraman desa, o'sha 200 dollardan foydani olib tashlaydi. Turkiyadagi taksi tizimi qanaqa bunda? Masalan uchun mana shu telefonni olamiz-u, 10 ming lira. Yozib qo'yadi u yerda, misol uchun, taksi fiyati 15 ming lira. Naqdga olsangiz 10 ming deydi. Lekin 15 oy 0% deydi. 15 oy foizsiz 15 ming liraga olgin deydi. Har oy 1000 liradan to'la. Yo'q, agar hozir hammasini to'laymasang, ol 10 ming, 12 mingga ol. Shu taksi shuda. To'g'rimi? Shuni aytayapti. O'shanda agar 15 oy orada 3 oy to'la olmay qolsangiz, mulkni egasi qolganini naqd berasan deyishga haqqi bor. Qolgan tepadagi bor, o'sha naqd olishlikda majburiyat foydasini olmaydi. Taksit 5000 qo'ygandi-yu, o'sha 5000 ni qolganlarga bo'lib olgan edi. Ya'ni nasiyaga vaqtni tezlatgani uchun nasiya uchun qo'yilgan foydalarni olmaydi. Misol taksit foizli bo'lsa-chi? Foizli joiz emas. Joiz emas. Hozir o'shdan salom aytish dona sizga. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Savol berishyapti biz yoniga ancha-muncha masjidlar kirsangiz, salafiyidir, nima qilib, ahnafa bo'lib o'tirib namozga orqasiga ergashsak bo'ladimi deyapti shuni. Endi salafiy degan tushunchadagi odamlar siyosiy odamlar hozirgi kunda. O'zi bilmaydi, dinga eng yaxshi amal qilyapman deydi, siyosiy odamlar. Namoziga iqtido qilsak bo'laveradi, faqat bitta meni mulohazaga tortayotgan narsa bor. Paypog'iga mahs tortayotgan bo'lsa, iqtido qilib bo'lmaydi. Nimaga? Tahorat bo'lmaydi. Bil ittifoq jumhurining nazdida. Tahorat bo'lmaydi. Paypoqqa mahs torsa tahorat bo'lmaydi. Namozi namoz bo'lmaydi. Betahorat odamga iqtido qilib bo'lmaydi. Kecha bitta suhbatda bittasi shunaqa deyapti menga. Ixtilofli bunda, ixtilofli masalaga deyapti. Kim ixtilof qilgan? Ayt desam bilmaydi. Ya'ni bularda qanaqa narsa bo'lib qolgan? Bular kitob va sunnatdan amal qilamiz degan da'vo bor. Al-kalimatu haqq, walakin urida biha al-batil. Lekin uni maqsadi kitob va sunnatni o'zi tushunmaydi-yu. U Yusuf Davronga ergashadi. U aytib bergan ma'noga ergashadi. Demak, ularning kitob va sunnatga ergashaman degan da'vosi aslida to'g'ri emas, noto'g'ri. U aslida unga tarjima qilib berayotgan, javrobni paypoq deb berayotgan odamga ergashyapti, salafga emas. Javrob paypoq emas-ki. Biz kiyib yurgan paypoq emas javrob. Javrob u istilohiy lug'at u. Yamanda alohida buni sanoati bor edi, Kufada alohida sanoati, Basrada alohida sanoati bor edi. U sanoat. Ulamolar mahsiga ijozat, mashqga ijozat bergan javrab sifatan, ya'ni sifat jihatidan mahsiga o'xshardi.
Şunun için mahsige kigen hadislerge amal kılarak ruhsat bergen. Şunun için salafi hala ettim uhuvvet birinci orunda duruş gerek. Biraderçilik birinci orunda. Biz ahli sünnaval cemaamız. Ular diyen birader diyep biz bana hazır. Lekin afsuslar bulsun ki salafi. O'ziga salafiylikni lozim bilgan birodarlarni aksariyati musulmonlarga nisbatan nafrat bilan tarbiyalangan. Birinchi dars shu ularda. Sen eng to'g'risisan, Maturidiylar adashgan. Yengil aytgan u, musulmonlar kofir deydi. Sen eng to'g'ri yo'ldasan degandan keyin insonning ichiga g'urur tushadi. Eng to'g'ri yo'l mana ekanman deydi. E'tibor bering, shunaqa odamlarga nima uchun otasiga sakraydi? Nima turtki bo'ladi u otasiga sakrashlikka? Uni qalbiga sen eng to'g'risan, senga ergashmagan, seni fikring, tushunchangni qabul qilmagan hammasi adashgan. Otang ham adashgan, onang ham adashgan deb qo'yilgan. Hatto dalil bilan uni mustahkamlab miyaga miqlab ham qo'yilgan. Chiqib chiqib ketish qiyin uni. Dalil nima? Sa'd ibn Abu Waqqosni onalari bilan bo'lgan hodisa. Yoki bir sahobani Ubaydatul Jarrohni otalari bilan bo'lgan hodisa. U hodisadagi rasmana mushrikni bu salafiy tushunchadagi odamlar bizi musulmonlarga qiyos qilib o'xshatib qo'ygan. Hali bechora bilmaydi nimaligini. Qur'on o'qisa o'zi tushunmaydi, hadis o'qisa o'zi tushunmaydi. Unga aytib berayotgan domlaning fikriga mahliyo bo'lib qolgan, shu haq deb qolgan bo'ldi. Ey to'xtagin, kitobi sunnat. Mana kitob bunday deyapti. Mana sunnat bunaqa deyapti desangiz, sen adashgansan deydi. Sen deydi, oyatni o'zingga burib olyapsan deydi. Ha, burib olgan joyi ko'rsat. Sen oyatni emas, anu senga aytib berayotgan odamning gapini burib olyapsan o'zingga. Uning gapi deb bo'lmaydi ki. Juda ko'p guvoh bo'ldim shunga. Kitobdan bir narsani o'qiyapti ularni mullasi, qo'shtirnoq ichidagi. Kitobdan arabiy lug'atni o'qiyapti. U lug'atni men istilohini, lug'atdagi e'tiborini juda yaxshi bilaman. O'sha lug'atni e'tibori bilan to'g'ri ma'no aytsangiz, hamma to'g'ri tushunsa bo'ladigan gap. Lekin u nima deyapti? O'sha lug'atni o'zining aqidasi tushunchasiga, siyosiy maqsadiga moslab tarjima qilyapti va atrofidagi odamlarga mana din shunaqa deb aytyapti. U odamlar unga mahliyo bo'lib qolgan. Nima desa ishonaveradi. Nima desa ishonaveradi o'sha gapiga. Hatto Payg'ambar alayhi salatu vasallam sehrgar bo'lganlar dedi. Eshitdinglarmi shuni? Abdulloh Zufar shunaqa dedi. Payg'ambar alayhi salomning gaplari sehr bo'lgan dedi. Odamlarni sehrlab qo'ygan dedi. Biz ham sehrlab qo'yishimiz kerak dedi. Shu gapni ta'vilini qidirib yurishibdi. To'g'ri gapirgan, shu ta'sir qilish kerak demoqchida deyapti. Ey, hech qachon Rasulullohning so'zlarini sehr deb bo'lmaydi, majoziy ma'noda ham. Haqorat bu, kufr bu. Chunki Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'qigan oyatlarini tafakkur qilib, summa qaddara summa fakkara va qaddar fikrlab ma'noni o'lchab ko'rib nima dedi? Qala innahu sihruy yu'sar dedi. Ta'sir qiladigan sehr buni gapi dedi. Kim? Valid ibn Mug'ira mushrik aytdi. Ya'ni shundan nima kelib chiqadi? O'sha gapga ustalik qilayotgan Abdulloh Zufarga o'xshagan bolalarni dunyo qarash tushunchasini din qilib olgan bechoralar. Nima desa rozi unga. Nima desa ham bo'ldi, shuning gapiga amal qilaveradi. Poraga ijozat beryapti. Pora, ya'ni yo'l harakati qoidasini buzib o'tsam gayi to'xtatsa unga pul berib chiqib ketsam bo'ladi, misol bo'laveradi deyapti. U gayi it deyapti. Itga so'yak berganda chiqib ketasan deyapti. Shu gapni raddiyasini berdik biz. Ey, menga qara, yo'l harakati qoidasi boshqa odamning haqqini himoyasi uchun qilingan. Senga qizil chiroq yondimi? Harom o'tib ketishing. Yashil chiroqdagi odamni borib ursang, javob berasan. Qasdan odam o'ldirgan bo'lasan. Uni haqqi u. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, bu shu qizildan o'tib ketganingga gayi bekoriga qo'yib qo'ymagan. To'xtatadi, seni shtraf qiladi. Jazolaydi. O'sha jazodan qochish uchun pora qanaqasiga halol bo'ladi? Alloh harom degan narsani qanaqasiga halol qiladi desak, shu qo'pol qo'yayotganda itdek yopirilishdi bizga. Sen saroy mullasisan, sen tog'ut mog'ut qilishdi.
Gap hata, gapga qara, menga qarama, gapga qara. Dedik. Yo, bu ondağıdı, mana qaydı, rasa aylantırışdı. Oxiri keyin özü çıxıb aytdı Abdulla Zufarri. Mən 60 da fatvada xato qıbman, bittəsi şu dedi. 60 da fatva verdilər. O yana özü topganı o. Ha, biz qıdırganımızda idi, əgər 3000 da xato tapardık. Bu özü qıdırıb 60 da xato tapıbdı. Yani təvili yox. Bunu hamma unga qarşı gapiravergandan keyin uni tarafkashlari chiqib uzram so'rab qo'ygani yo'q bizdan. Ha, o'sha boshida aytganingizda to'g'ri aytgan ekansiz. Sizni yomon ko'raman-u, lekin gapingiz to'g'ri ekan deb qo'ygani yo'q. Mo'qim bo'lsa savol bor edi. Xo'p. Xo'p, o'shdan o'rtog'imiz Hikmatulloh salom aytadi. Alaykum salom rahmatulloh. Bu bilan birga muzoraba haqida ozgina kengroq tushuncha bersalar, ko'pchilik bo'lib ko'rganmiz deydi. Joyi keldi. Bu birinchi savol, ikkinchisi bor edi. Yana bir tanishimiz so'rayaptilarki, holat hozirgi kunda bo'lib turgan ish ekan. Onalaridan 1000 dollar qarz olgan ekanlar. Onalari kasallik bilan o'tib qolgan, 200 dollarni qaytarib beruvdim. 800 dollar onamning haqqi menda qolib ketdi. Qanday yo'l tutsam shariatga muvofiq bo'ladi degan savolni berayotgan. Xo'p, birinchi masala muzoraba masalasi, kattaroq mavzu. Bir o'g'il onasidan 1000 dollar qarz olgan, 200 dollarni qaytib bergan, 800 dollar qolib ketgan, ona marhuma o'tib ketdilar. Onaning qoldirgan merosi taqsim qilinmadi. Ona vafot etdi, uni endi qolgan tarikasi, merosi hisoblanadi. O'sha hisoblanganda 800 dollar ham onaning merosi, qoldirgan merosi deb hisoblanadi, qolgan odamlarga taqsim qilinadi. Yani merosxo'rlarga taqsim qilinadi shariat ko'rsatgan yo'l bilan. Muzoraba shariatda ikkita imkoniyatni urushtirish degani. Doraba degani to'qnashtirish, urushtirish degani. Muzoraba ikkita imkoniyatni urushtirish, to'qnashtirish. Bittasida sarmoya imkoniyati bor, ikkinchisida mehnat imkoniyati bor. Mehnat qiladigan odam sarmoya bo'lmasa, u ish yurmaydi. Sarmoyasi bor u, ideyasi yo'q. Pul muzlab turaveradi. Islom shariati shunda ikkita imkoniyatni urushtirishga ruxsat berdi. Faqat bu shariatning umumiy qoidasi, savdoda al-g'urmu bil jurmi degan qoida bor. Zararga tikkan, ya'ni zararni bo'yniga olgan odamga foyda beriladi. Menga zarar kerak emas degan odam foyda olishga haqqi yo'q. O'shaning uchun ribo harom. Ribo harom. Bir joyda shatta aytib ketay. Hozir meni mashhur odamlar o'zini istoriyasiga qo'yib reklama qilyapti shu kunlarda. Montaj qilishib. Ya'ni montajni biz undan oldingi aqlini arendaga berib olgan bolalar qilgan. Aqli qayerlarda yuribdi? Ukrainada yuribdi, bittasini aqli, bittasini boshqa joyda. Kallada ozgina gaz bor, shu bilan bizga montaj qilishyapti. Bir joyda bir kishi mendan so'radi. Masalan, mashinani sotsam dedi. O'zining narxi 10 ming dollar. 12 oyga shunga 20% ustiga qo'yib sotsam bo'ladimi dedi. Men aytdim, bo'ladi. 10 mingdan 20% ustiga qo'yib savdo qilsa bo'ladi. To'g'rimi? 12 ming dollarga sotsa bo'ladi. Hisob-kitob qilayotganda 10 minglik narxni ustiga shu 10 mingdan kelib chiqib foiz qo'yibdi. Hisobi u. O'shanda aytdimki, u aytdiki, foiz qo'yibdi-ku dedi. Yo, sen foiz hisoblayapsan dedim. Foiz degan jumla harom emas. Shariatda ribo harom. Shariatda ribo harom. Ribo shar'iy istilohi bor uni. Ribo qanaqa bo'ladi? Sizga mol bermaydi, mashina bermaydi, so'm beradi yoki dollar beradi. Mana 10 ming dollar deydi. Har oyga deydi falon foiz tug'adi bu deydi. Buni ham foiz hisoblaydi, faqat so'm ustiga foiz hisoblaydi. Bu joyda ribo harom. Foiz hisoblash harom emas. Shu jumlani bir joyda riboni harom deganimni kesibdi-da, bu boshqa tomonda foiz harom emas, ribo harom deganimni kesibdi-da, yonma-yon qo'yib, ana ko'rdinglarmi, ikki xil gapiryapti deb tagiga vahaha deb yozib qo'yibdi. Voy-voy. Kallani qarang. Bu kalla qatta chiqqan bilmayman. Axir ikkalasini o'zini istilohi bor, o'zi to'ppa to'g'ri gap-ku. Undan oldinroq bittasi aytuvdi. Bittasi yana yani shunaqa montaj qilishgan. Diniy idora bizdagi. Musulmonlar diniy idorasi nodavlat tashkilot. Davlat qaramog'ida emas. Nodavlat o'zini o'zi boshqaruvchi tashkilot. Lekin diniy qo'mita bor bizda.
Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil qilingan O'zbekistondagi 15 ga yaqin dinlarni nazorat qiladigan tashkilot bu. Diniy qo'mita bu. U Vazirlar Mahkamasi qarorida davlat tashkiloti. Diniy idora nodavlat tashkilot desam ikkita joyda ikki xil gapirgan ekanman endi. Bunda qo'mita so'ralgan, bunda idora so'ralgan. Ikkalasini aytganman, to'g'ri ikkalasi ham. Ikkalasini yonma-yon qo'yib qo'yib, mana buni gapi ikki xil chiqyapti deydi. Ikkita tashkilotni gapiryapman axir. To'g'rimi? Nima gapidan bo'pti? Anvar Sanay. Anvar Sanay bilan Anvar G'ani aka-ukami degan. Shunaqa gapdan. Undan ham battar deydi, familiyasi bir xil. Familiyasi bir. Xuddi shunaqa saviya, shu saviya bilan yurishibdi ya'ni. Shular endi aytadiki, bizni aqidamiz zo'r, sallar adashgan deydi. Bitta jumlani to'g'ri tushunmaydi. O'shaning uchun muzorada umuman mavzuga aloqador shariatga tegishli iqtisodiy strukturalarda zarar aniq hisoblangan. Shariat hisoblab qo'ygan zararni. Chunki zararda odam kelisha olmay qoladi, foydada kelishib oladi. Zarar tikkan miqdoriga ko'ra bo'ladi. Sherikchilikda, masalan, 60 man tikkan bo'lsam, 40 bu kishi tikkan bo'lsa, zararni 60 ga 40 bo'lamiz. Foydani kelishaveramiz. 50 kelgan bo'laveradi, 10 ga 90 ham bo'laveradi. Foyda kelishuv asosida. Zararni shariat mixlab qo'ygan bo'ldi. Muzorabada xuddi shu. Muzorabada pul tikmaydi-ku ishlayotgan odam. Ishni asosan bu qiladi. Shuning uchun zararga tushsa, ya'ni ehtimoliy zarar tabiiy. Tabiiy zarar bo'lsa, ya'ni muzoribni ishlayotgan odamni aybi bilan emas. Shundoq ham zarar bo'ldi. Unda ishlagan mehnatiga kuyadi, chunki mehnati tikkan edi. Pul tikkan pulga kuyadi, chunki u pul tikkan edi. Pul tikmasdan sherik bo'lsa bo'ladimi? Muzoraba bo'ladi-da. Endi qaraqa yana shu yerda bitta mash muzoraba ikki kishi kelishyapti endi. Uchinchi odam guvoh kerakmi, kerak emas? Yozuvchi chizib qilsa kerak. Kerakmi? Yozuvchi chizib qilsa kerak. Lekin yozuvchi chizuvlar o'zimizni esimizdan chiqib qolish ehtimolini oldiga olish uchun kerak. Aslida kelishib ishlata bo'laveradi ikki kishi. Demoqchimanki, bu muzorabada kelishib siz aytmoqchiligingiz foyda bo'lsa, hech kim hech narsa qilmaydi bo'laveradi, huquq bir harinaqasiga aylanib kelsa, keyin lekin boshlanadi. Qorakaga boradi, u yoqqa boradi, bu anaqa oldindan hali kelishayotgan paytda uchinchi guvoh bo'lishi shartmi, shartmi? Yo, u shartmasa mustahab, lekin yaxshi amal hisoblanadi. Yaxshi, shuni so'ragan. Yana bitta savol. Bolalarda meni o'g'lim 11 kirib qoldi, ha? O'zim boshdanmi? Hozirgi kunda shu chiqarib borib kelishlar yuribmiz. Bolalarni shu yerda tarbiyasi qilayotgan ozgina fikr jiji bo'lib qolyapti. O'zim haliga ko'proq paytda ishda bo'lib qolganim uchun vaqtim ozroq yetyapti-da bolalarga. Tarbiyasiga qaramay qolyapti. Uyda bolalarim ham ilmi jiji unaqa kuchli emas. Demoqchimanki, ashu atrofdagi o'rtoqlari maktabchiga nimalarga qo'shilib ashlarga ketib qolyapti. Endi shunga qanaqa yo'l tutsammikin deb bir ikki uyoqdan qanaqa arosatda qolib qolyapmanda, yo yuta qolishim bilmayapman, yo ketishimni bilmayapman. Yo tashlab ketishimni, yo betib umuman bola chaqa bilan buyoqqa ko'chib kelaman desam, tijorat to'xtab qoladi. Yo tijorat ham bo'ladi. Tijorat ham bo'ladi. Endi o'sish bo'lmaydi, o'sha ishni davom ettiraveradi. Shunaqa bo'lyapti-da, shunaqa bo'lyapti. Endi u yerda men olib qo'yganman. Hozirgi kunda o'g'lim chiqarib ketamiz, o'sha yerda o'qiyman, mana qilib deyapti. Lekin haligisi, ular sal jichaligi fikri, miyasi rivojlanayotgan paytda shunday bo'lyapti-da. A shu yerda olib qolsa, ertaga maqa ko'mib qo'yamikin degan fikr qo'rqitib turibdi-da. To'g'ri ham. Bu fikr mana shunga o'xshagan fikrlar musulmon ummatini zehnida bo'lishligi yaxshi. Bu hozircha bizni musulmon ummatimiz hali tamomila boshqa millatga qul bo'lib ketmaganligiga dalil. Hozir odamlar hech so'rab o'tirmayapti ba'zilar. So'raydigan odamlar bor ekan, alhamdulillah robbil alamin. O'zi yer yuzini bugungi siyosati uchta katta tegirmonning ichida aylanyapti. Bittasi evangelistlar, bittasi globalistlar, satanizm bilan birgalikda. Bittasi islom. Islom xossatan bizni O'rta Osiyo musulmonlari
kadimda juda katta markaz bo'lgan, to'g'rimi? Islomni eng katta ulug' zotlari, xossatan bizning diyorlarda bo'lgan. O'shda Saraxsiy bo'lganlar. Saraxsiyni eshitgansizlar. U kishini bitta ustozi eshitadigan bo'lib turishgan, zindondan turib yoddan aytgan, ular yozib olgan. Shunaqa ulamolar bo'lgan bizning ichimizda. Ulardan keyin mustamlaka ko'rdik. Bizda ateistlar, dahriylar, turli xil e'tiqod, din, til, harf, hamma narsamizni oyoq ostida paymol qilib tashladi. Lekin o'sha ajdod qoldirgan islomiy an'analar bor. Masalan, yomon bo'ladi, yaxshi emas, axloq, odob degan tushunchalar qolgan. O'shalarning tagini surishtirsangiz, yo bir hadisdan, yo bir oyatdan chiqadi. Qidirsangiz. Bir musulmonni boshqa bir mamlakatga hijrat qilishi, hijrat deganda, ya'ni shariat vojibotlaridan emas, tijorat maqsadida, ilm maqsadida ko'chib o'tishligi joizmi desa, joiz deydi. Faqat bunda farzandlar tarbiyasiga zarar beradigan bo'lsa, ko'chmasin deydi. Uni eplolmasligiga ko'zi yetsa, ko'chmasin deydi. Masalan, sizga o'xshagan odam, bularga o'xshagan, bularga o'xshagan odam ketaversa, bu millatni kelajagi nima bo'ladi? Biz avlodlarimiz u yoqqa borib olib, o'sha fikr globalistlarni, satanistlarni gap so'zini eshitib, miyasi aynib, chalg'ib, ertaga islomga dushman bo'lsa, biz o'zi nima uchun keldik dunyoga? Tijorat uchun emas, to'g'rimi? Yoki mazza qilib yashash uchun emas u, nimadir qoldirib, nimadir islomni nurini tarqatib, dinimizga xizmat qilish uchun qoldik. Hamma Qur'onni yod bilishi, hadisni to'la o'rganish shart emas. Tijoratchi tijorati bilan qilish kerak. Endi Amerikaga borgan hamma buzilib ketadi degan emas. Amerikaga borib ham yo'lni qisa bo'ladi. U joyda ham yaxshi ibodatni ushlagan, shunaqangi guruh, ya'ni o'zlari bir jamoa qilib harakat qilayotganlar bor. Mana hozir bilishimcha Imom Buxoriy nomida bir madrasa bor. İlyos Xon degan bir birodarimiz bor. Yaxshi bir ikkita yaxshi odamlar uni moliyaviy tarafiga qaraydi. Bular yaxshi. Shu İlyos Xon qorada 45 kun yozda lager bo'ldi. Shu yurib keldi. O'shalar o'shalarni nazoratiga qo'yish, qilish, buni tekshirish, anaqa qilish kerak. Bir joyda qotib qolish ertaga agar o'sha joyiga masalan, ko'chib borgan joyingizni manfaatlariga o'ynab ketib, o'zini millatini esdan chiqaradigan bo'lsa xatarli bu. Lekin unga shunaqa ruhiyatni singdirib, dunyoning eng rivojlangan mamlakatida yashasa ham, katta imkoniyatga ega bo'lsa ham, baribir kelib millatimga xizmat qilaman degan ruhni singdirish kerak bolaga. O'sha ruhni singdirib qo'ysangiz, dunyoni xohlagan joyiga borsangiz ham xavotir qilmaysiz. Keyin istixora, maslahat bular ham kerak. Endi u Chicago'da bordi musulmon maktablar. Bor, bor. Prosta buni qo'rqayotgani xudosiz bo'lib ketadimi deyapti-da. Yo'q, o'sha xatar bor-da. Deyot, hali muvaffaq xalogining maktablari bor, litsey. Endi boshqalar. Uni o'zini bosishdi-yu. Yopiladi yaqinda. Endi paqa yopilgan tushib o'qituvchi-da biz atrofimizda Endi toshni Endi toshni kiritmaydi men Turkiyaga. Kimdir nima bilmayapti. Endi demoqchimanki, biz atrofimizda boshqa maktab yo'q-da. Endi hali bizga to'g'ri keladigan. Buxoriy ko'chib borish kerak, Arlan. Ha, shu Buxoriy. Imom Buxoriy tovariyan bo'lib turibdi, Arlan. Yo, endi misol uchun sizga ularni Arlanda ko'chirganingiz yaxshimi, bola chaqam yo o'shgan, shuni ham o'ylab ko'rishingiz kerak-da. Keyin. Savol qo'ydim. Mana bitta savol beryapti. Haliga Turkiyadan chiqadigan Jo'rob degan paypoqqa mahsulotsi bo'ladimi? Uni sotayotganlar deyapti. Müslümanlar idarası fatva bergen, caizdi, satışıyaptı, sonra bir şey. Maksın yukkası mı? Yok, pepok, hayır, cavrap diye. Maksın yukkası mı? Kocun değil mi? Yok, kocun değil mi? Cavrap de bizi, yaşlı hikmetimizde, cürap de boylardı, adamlar da, makarın geldi, şirstin oy. Sintetike. Yok, sintetike. Yok, bu siz başkan sanatı yaz. O zaman Türkiye'de hazır satayken de olsa geldi. Ha, o sintetik ama ne? Hazır satayken de olsa geldi. Pekospede, cevabı yazıp ödüyorum. Daha bir gün arası mı yiyen bu?
Bunu bilmeyiz, kuruş kereyi sıfatını. Cevrabının altta sıfatı var, uçta sıfat topulsa, maksatarsa boladı. Pişik tokulgen buluş gerek. Pişik tokulgen buluş gerek. Tartgenizde su ıtkazı varmasızlığı gerek. O bilen altı çakırım yürüse buluş gerek. Kötergenizde şeffaf bulmasızlığı gerek. Kiyen de ayağı da uzu turuş gerek. Narsa bilen bağlamasızlığı gerek. Şuna kadar sıfatları var. Bazıları başka sıfatlarını koyuyor. Bu Hanife etkiler tagi kalışlı olsun. Kavuş kısmı terli olsun degan. İmam Şafii'm kavuş kısmı terli olsun degan. Okey, bir soru mu hazır? Bir de ko'p nimalarda mana men kiyib yurdim. Ehson loyihalar juda ko'p. Aha. Bu qizlar bo'lsin. O'sha loyihasini qilayotgan odam. Ehsonni qilar. O'ziga oylik chiqarsa bo'ladi. Keyin yig'izamiz. Oylik chiqarganini o'sha har doim e'lon qilishi shartmi? Keyin deylik o'sha ehson qilish jarayonida bo'ladigan xarajatlarga yig'ilgan ehsonni puldan ishlatsa bo'ladimi? Ehson guruhlarini o'sha tashkiliy a'zolar taftish guruhi qilib qo'yish kerak. Taftish guruhi chiqaradi bunaqa narsalarni. Aslida ihsonni sadaqat, zakot haqida alohida oyat bor. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin alayha ushatta wal amilina bor. Zakot xizmatida ishlaydigan odamlarga ham zakotdan nisbat oylik xarajat qilsa bersa bo'ladi deydi. İhson kampaniyalari, xayriya guruhlarini ichida taftish guruhi 20lik, 10lik a'zo bo'lish kerak. U a'zo hal qiladi buni. Albatta qilinayotgan xarajat ihson ko'rsatishli kerak. Oylik ajratilsa ham. Ko'rsatmasa unda qancha oylik ajratolyapti hech kim bilmaydi-da. Eshik ochilib ketib qoladi. Endi oshkor bo'lish kerak xarajatlari ham. Masalan, mana men Koreya misolida aytaman. Koreya misolida o'sha Koreya yangiliklari degan bo'ladi. Buni bunaqa siyatganda hali 10lik, 20lik bo'lmaydi. Qilish kerak. Chunki bo'lmasligining sababi hatto hamma ishli. Buni bola keyin masalan bugun Seulda bittasi o'lib qolsa, Seulga qarab ketar. Keyin o'sha yerdan nimani qo'yadi? Uni har bitta nimasini tushayotgan pullarni, nimalarni hammasini qo'yib boradi. Yo, bitta guruh qilib, o'sha 20lik guruh onlayn bir-biri bilan aloqada bo'lish kerak. Ular qaror qilish kerak. Bu masalan odamlar o'ziga oylik chiqarib olaveradi. U bola hozir ular bunday qilyapti, hozir o'sha bitta advokat bor, o'zbek advokat Koreyada o'qigan, o'sha Koreyada o'qigan bola bilan umidmi? Yo'q, nima? Baxtiyor bo'lmadi. O'sha hammasini bola qonuniy taraflarini qilyapti, o'sha nimalar tekshiradi, qog'ozlarni tikib boradi, necha pul kimga berilganini hisob-kitobini qilib boradi. Yo, taftish guruhi qilinadi, buni muammosi yo'q. Xayriya guruhlarining pullarini hech kimga bildirmasdan ishlatish joiz emas. Buning uchun alohida taftish guruhi bo'ladi, u ishni tashkil qilayotganlar nazorat qiladi, pulni onlayn qilib qo'yish kerak. Kim qancha ishlatayotgan bo'lsa, hamma ko'rib turish kerak. Mashinaga qo'shimcha mashinaqa narsalar bor, pul yig'ishadi-yu. Men misol uchun konkretni ishonmasam bermaymanda. O'tdi, hozir shunaqa gaplar yozishyapti. Iltimos, mana shu bolam o'lib qolmasin, sizlarning ham farzandingizlar bor-u. Shunaqa nomerlarini qilib, masala qilib. Bular operatorlar ko'p ekanda. Misol uchun aytadi, "Men siz mani aniq qora ekan oldi ko'rgansiz. Siz mani bu qora ekan oldi ko'rgansiz." Xo'p, ular ham farishta emas. Yonida borib turgan bo'lsang, qattan bilaman. To'g'risi-da. Unaqa narsa ko'p. Biz mana biz ham hozir Mehr Toshkent 2020 degan guruh ochganmiz. Toshkentda Toshkent shahar bo'yicha yetimlar, o'sha chin yetimlarni qaramoqqa olish. 400 ga yaqin oila hozir nazoratga olganmiz. 400 ga yaqin yetim. 100 qancha ham oila. Guruhimiz Telegram guruhini ochdik. Hozir 10 ming, 9 ming ga yaqin a'zo bor. Ochishimiz bilan u yerda poyla o'tirishar ekan, shunaqa ustov ketishgan. Siz yangi a'zo bo'lasiz guruhga. Bo'lgan zotingiz sizni lichkangizga xuddi siz aytayotgan singari tayyor rasmlar, narsalar tashlaydi. Mana bunga tashlab yuboring deydi. Biz o'shani nazoratini oldik. Bu guruhdan kimda kim lichkaga yozsa pul tashlamaydilar. Mana o'rtada palon anaqa turibdi. Shunga tashlanglar umumiy ma'noda.
hammani ko'z o'ngida bo'lyapti. Keyin borib taftish qilib tekshirsangiz, u unaqa odam bo'lib ham chiqmaydi. Endi shunaqa duosiz bu bilib bo'lmaydi. Yaqinda o'zimiz uyimizda necha yildan beri ishlayotgan bittasi pul so'radi. Chuta dedilar, adam bo'lmaydi, bo'lmayapti, chuta ishonmayman. O'g'lim kasal dedi. Bor shuni tekshirtirib, o'g'li sotdi, oyim qatasi bilmayman dedi. Shunaqa? Shunaqa aytyapsizda, yolg'on bo'lib chiqyapti. Shuning uchun biz masalan bizning guruhda shunaqa taftish guruhi bor. Keyin bizga bir odam nomerini tashaydi, yetim deydi. Anaqa deydi. Ikkita filtr guruhimiz bor. U ertalabdan kechgacha shu bilan shug'ullanadi. Boradi o'sha odamlarning uyini tekshiradi, mahalla komiga boradi, qo'ni-qo'shnidan so'raydi. Qo'yilgan filtrdan o'tsa bizga beradi. Haqiqatda muhtoj deydi, keyin unga biz umumiy summadan yordam beramiz. O'sha filtrlar borib shu yig'ilgan puldan oila olishi joizmi? Ha, joiz. Bizda hozir ko'ngilli ishlayapti asosan, lekin joiz. O'zi umumiy ma'noda shu 20 lik bor, masalan, bizning guruhimiz a'zolari bor. Bitta odamga doim muhtojmiz. U doim skalatda oldida turish kerak. Misol uchun da kelgan molni qabul qilib olish kerak, chiqarish kerak, hisob-kitob bor. Juda katta ish u. Uni o'shan boshqa qatdan qilib beramiz. O'zi xayriya qilib o'zimizni ba'zi tijoratimizdan oylagan qilib qo'yish imkoniyatimiz bor. Uni ham qilyapti odamlar. Lekin hamma ko'ngillilar ham xayriya qilayotganlari ham xabardor. O'sha 2 million, 3 million so'm atrofida oylik. Katta pul emas, lekin qilayotgan ishi arziydi. Shuni qildiryapmiz. U joiz. Xo'p, tili Instagram deb rasa chiqyapti-ku. Shunaqa to'lib ketdi-da. Trend bo'ldi-da hozir. Qilayotgan ham ko'paygan. Bundan oldin kasal bo'lmaganmi deb qo'yasiz o'zingiz. Qilayotgan ham ko'paygan, ketib so'raydigan ham ko'paygan. Avlod boyga savol davomi, boshlanadigan salafiyasi haqida. Agar masjidga kirdik, namoz boshlandi, boshlangan quloq qoldik, lekin orqasida turganda ko'z tushdi, harakatlar salafiy tarafga tortyapti. Sizda gumon paydo bo'ldi. Shunda namozni o'qib davom ettirib qayta o'qiladimi yoki nima bo'ladi? Yo, salafiyga iqtido qilinaveradi. Paypoqqa mahs tortgan, tortmaganini so'rash kerak. Namoz o'qiyorasiz, o'qib bo'lgandan keyin hadisni so'rab qo'ying. Urush chiqib ketadi o'sha. Yo, so'rab qo'ying, paypoqqa mahs tortganmisiz deb qo'ying misol uchun. Ulardan keladigan javob qattiq bo'ladi. Qattiq bo'lsa, savolni bermasdan boshdan o'qib qo'ygan, shunaqa yaxshiroq bo'ladi. Da, xush qilib siz o'qib olasiz boshqatdan. Lekin ular ekan ko'pchilik iqtido qilmaydi. Nima qila olaman? Dubayda ko'rdim-ku. Sizga ham iqtido qila olaman. Yo, ko'rdim. Paraka bir Rossiyadan yurganda bir anaqa o'q qoldi-da bir. O'zini bo'ynimga bir narsani olishga to'g'ri kelib qoldi. Bu shahardan 26 km nariyada Denstraitsiz datmichat qilishib, bittasi uyga kelib, xotinini uch taroqsan agar ketib qolsang deyapti-da. U ichkarini bilib, u opasiniki chiqib ketib qo'ygan ekan, bojasiniki va qo'shnisiniki. Ertasi kuni bir ular hammasi Tojikistonning mashaqdan. Chaqirib, tojiga aytdi, xotining uch taroq bo'ldi, javobini berib, o'zi yo ketkizib yuborishing kerak, yo deb ketib qolish kerak deyapti. Keyin meni chaqirishib qoldi. Siz endi eshonlardan siz bir anaqa bering. Men shuni bilmaganman. Xotinim bu gapni eshitmasdan chiqib ketib qolgan ayirib mahsob qopdi deganda. Dodi men borsam endi Ali bola shu yemoy bo'lib yub o'tiribdi. Men deydi bilmadim nima deganimni. Xotini bu yoqda yig'lab o'tiribdi. Men deydi buni ichib oldi deganda edi ketdim. Bu gapni eshitganim yo'q. O'rtoqlari hammasi nima debdi? Xotining senga uch taroq bo'ldi, endi qilmasang bo'lmaydi. Devdi yashash, ishlash sharoiti yaxshi emas. Sal qolsa 30 ta odam buni xotinini jo'natib yubormoqchi boshqa shaharga. Men aytdim, to'xtanglar dedim. Boshqa joyga yubormang. Sen dedim, bu yo'l yo'lda dedim, anaqa bo'lmapti dedim. Borib dedim, oraga borib nikoh qildirib dedim. Ikki oylar ham tavbaylarga tayangan bo'lsanglar dedim. Siz namozga kirsang dedim. Joiz bo'ladi, nikohini buzmasdan xotining bilan yashab borishaqing ham bor ekan, hozir shu bilan dedim, ikkita oylik olib ketmaydi-ku bu yerda. Deb, ikkalovini yarashtirib, shunaqa qilib keldim, shu kungacha o'shini yog'yog'ida o'ylab qolaman, shuni ishni men to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi. Lekin o'sha bola o'shundan keyin namozga kirib, hozirgacha
Beni anaka koyacağım. Can yakışı olurdu ikili gitken de. Lekin şu, hazır geçen uzun bir uzun anaka duramadı. Bu oğlu hiç kıyamam. Beni hem şeylik kumak istedim. Yani siz masalayızı bilmediği, lakin şeriat masalası da bilmeyen adam arlaşmasılık gerek. En makulü şu. Yani siz masalayız inşallah Rabbil Alemin neticesi yakışın bugün bulsun. Onu soruşturuş gerek, taftiş kırış gerek, kanaka halat vaziyet. Onu gitmeyeyim mi mesela? Lakin umumi kayda şu. Dinini bilmeyen adam özümce deyip yapırmasılık gerek. En katta hatar bu. Din nazik. Tibbiyotda ham gapiraveradigan odamlar nozikligini keyin biladi. Mana hozir virus chiqqan paytda hamma bilib qoldi. Nozik masala. Hamma xohlaganini aytib, mundoq qil, mundoq qil. Ko'p odam noto'g'ri davolanishdan o'lib ketdi. O'zi e'tirof qilyapti. Nimaga falonchining gapini qilgan, pistonchining gapini qilgan, mutlaqo teskari bo'lib chiqqan. Bu tibbiyotda jon ketib qoladi. Lekin din masalasida ikki dunyoga ta'sir qilib ketib qoladi. Shuning uchun sizni gapingizda hodisangizga men uni bilmadim, lekin umumiy ma'nodagi xulosa shu. Dindan bilmagan odam bilmadim deyishi afzal. Endi misol uchun ichib olganda mana shunaqa deb qo'ysa ham tushib qoladi. Tushaveradi baribir. Bolalarini bilganman, lekin o'sha yetim bir ota-onasi yo'q odam ekan, u xotinni qo'yib yuborsa bu juvarib ketgan bo'ladi. U o'rmonda ichidan kim bir qayoqqa ketsa hozir bitta shaharga ketish kerak deyapti. Sher bo'lgan ekan. Bu ishni o'sha yerda turib bo'ynimga olib sen nikoh o'qitib yubor demasam jamr bo'lmaydigan qo'rg'on qilib qolishgan ekan. Endi Rossiyada ham endi telefonlar bor. Bor so'raydigan joyda ham. Bu 10 yildan oshib ketdi-da bu narsaga. Lekin o'sha bola hozir insobga kirib, namozga kirib, jamr qilib qoldi. Meni chaqirishib, anaqaga borsa, toji bilan maslahat qilsa, toji aytibdi, yo'q debdi, taloq tushgan, javobini beraversin debdi. Aytdim, taloq tushgan bo'lsa ham bitta taloq tushgan. Borum namozni anaqa nikoh o'qitasizlar. Keyin yo'q. Hozir aytyapmiz shu shariatda bu. Bizni fikrlarimizga ko'ra shariat egilishga majbur emas. Endi sizni masalangizni yana qaytib aytyapman. Men unga aralashmayman, lekin mana men bilmasdan aralashmayapman-ku. Dinni ham bilmasdan aralashmaslik kerak. Menimcha bilan ketmaydi ish. Menimcha u shariatda yo'q. Shariatning o'zi asosi bor. Eng afzal narsa o'sha ahliga yo'naltirib qo'yish. Falonchiga uchrab hal qillaring. Taloq bo'lsa taloq ketib qo'yib olasan. Taloq nikoh bo'lsa nikohlab qo'yadi shariatga ko'ra. Nikohlasa aralashmaysiz, ketaveradi inshaalloh. Deyiladi. Endi sizniki nima bilmadim, uni bir ancha taftishi bor. Shunaqa. Kechirgan beramiz, bu yo'q. Qora aka, ro'molchaga xonti polot. Shuni qurib qo'ygan, cho'ltakda qolib ketdi, namoz o'qib o'qisa. Qonni miqdori muhim. Normalmi? Yo, normal emas. Tangadan katta. Tangadan katta bo'lsa, namoz qaytadan o'qiydi. O'sha cho'ltakda bo'lsa. Ha, bo'lsa. Najosatda. Uni ho'lligi, quruqligi farqi yo'q. Yo'q, qonda tanga miqdoridan katta bo'lsa bo'ldi. Lekin qurigandan keyin uni ishqalab tashlagan bo'lsa, u zarari yo'q bunda. Ha, ishqalab tashlagandan keyin cho'ntagida bo'lsa. Bo'lsa, ha, zarari yo'q. Chunki asli yo'q uni. Rangi qolgan xolos. Keyin mana shu ko'p savol bo'lyapti. Efirda masalan, to'g'ridan kuzatib turibdi. Namozda masalan, peshin namozining 4-chi rakatiga imomga iqtido qilgan odam namozini qanday davom ettiradi? 4-chi rakatni topgan bo'lsa, qolgan 3 rakatni shomga o'xshatib o'qiydi. 2 rakat zamsura qiladi. Oxiri 2 rakatdan keyin attahiyot o'qiydi, undan keyin 1 rakat o'qib namoz tugatadi. Xuddi shomga o'xshab. Boshqa tariqalari ham bor, lekin shu afzali. Chunki birinchi shafni o'rtasini bo'lmasin deydi. Agar shu namoz qazosi to'g'risa, deylik, bomba to'xtab qoldi. 9-10'da turup yağını peşin geçe bunu toplamadım belki tuttuğundan aldım kendim. Yok yok. Peşin geçe hala mutlak kaza hesaplanmaydı. Yani hala namazda asıl uzun vakti çıkıp gitken o ki yenge namaz kırmaken hala. Onun için turgan zahatı darra oku varadı. Peşinde farzı da aldın. Aldın. Peşinde
peşingeçe abar mıydı? Ya, abar mıydı peşingeçe? Abar mıydı? Turgen zahatı birinci çıkıladırken işi bombat buladı. Birinci iş. Kırsa kaza buladı. Onda sünnetten tarih buladı. Farzı uzun okuydu. Peşinden ağır okuduğumda 50 saat burada. İhtiyar yok. Endüya ihtiyar yok. Şimdi burada iki tane vaziyet var. Ben bunu oğlam etken ben adamlar ahli tertip var. Ahli tertip var. Ular kanaka namaz farz bugünden beri 6 vakit namazını kaza kılmayan. Namaz zımmesi farz bugün. Daim namazını vakti okup giden adam. Bomdat uxlab qolsan, darrov turib o'qib olgan. Bu odamlar bomdatni qazo qilib qo'ysa, peshin kirsa ham birinchi bomdatni o'qiydi. Peshin o'qsa, peshin bo'lmaydi. Nimaga? Ularga tartib farz. Kunlik namozda bomdat, keyin peshin keladi-yu. O'sha tartibga amal qilishi farz, chunki ahli tartib bu. Endi 6 vaqtdan ko'p namozlar qazo bo'lib ketgan bo'lsa, bu ahli tartibdan chiqqan bo'ladi. Unga ixtiyori endi. Qazoni qachon bo'lsa o'qiy beradi. Yine Kariye'den şu hani, taksit soru verildi. Şu an Kariye variantı. iPhone gibi. Selam bir telefondu. İlmaç telefonda almakçı bu ses. Bunun 2 yıllık tolu var. Malum miktarda şartnama bir adı. Yine bünge koşunca kita telefona hani kadar soğuğa koşu bir adı. Ve aylık tolu var değilik. 75 bin sonunda pul to'lab borasiz. O'sha pul to'lab borganingizda sizga bu nimani hisobidan tashqari internet bilan nimani gaplashib beradi. O'sha 79 ming to'lagan pulingizga ham internetdan foydalanasiz, ham gaplashasiz, ham mana telefonni 2 yil davomida sizga bepul. O'shani ichida o'sha 2 yil davomida to'laydigan pulingiz ichida. Endi qachonki siz to'lalmasangiz to'lamay qolsangiz, masalan 6 oydan keyin to'lagingiz kelmay qolsa, sizga ular jarima chiqarib beradi. Ya'ni foizini hisoblab, qanaqadir foiz hisoblab jarima chiqarib beradi. Mana shuni olib ishlatish joizmi? Jarima bor o'zi. Jarima bor. Jarimaga qo'ymasa odamlar to'lamaydi. Uni joiz dedi jarimani. Lekin riba bo'lsa, riba mesela 75 bin to'lashingiz kerak her ayda. To'la olmasangiz o'sha oyni ikinci oyga o'tib ketib qolsa, endi sizga 80 bin qilib qo'yadi. 5 bin foiz. Bu joiz emas. O'tkazib yuborish harom. Lekin Hanafi bilan Maliki Hanbalilarda agar o'sha shartnomada bir oyda to'lashga ko'zi yetsa, foiz shartnomasiga o'tib o'tkazib yubormaslikka ko'zi yetsa joiz. Kuzi yetmese caiz mesleydi. Şimdi. Ama şu telefonun üstüge, telefonda narkı olsa, nakbul görsüz 1100. Siz bunu 12 ay gibi böyle belgende, bunu siz 1100 gibi vermeydi. Bunu 1200 gibi verirdi kameradan. Şuna kılma, kolatan ama bula. Caiz o. Caiz ha. Çünkü zamanda narkını hakkı var degen kayda var. Nakt 10 minlik narsa nasiyaga 15 minga sotsa bo'ladi. Chunki nasiya siz vaqt hisobidan unga imkon beryapsiz. Masalan, hozir sizga naqd 10 ming bersam yaxshimi, bir 2 yildan keyin 10 ming bersam yaxshimi desa, nima deysiz? Naqd 10 ming yaxshi deysiz. Endi naqdni yaxshiligi qadri nasiyada qancha bo'ladi desa, naqdni 10 ming, nasiya 15 ming deysiz mumkin. To'g'ri keladi. Yana bir xuddi shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Aytaylik, ustiga 100 so'm qo'yapti, lekin ustiga 100 so'm qo'yapman demayapti-da, senga qancha foizdan protsent deyapti. Shu 100 so'mni bo'lsa deyapti. Men yillik mo foizni ko'paytirsam 100 so'm bo'ladi deyapti. Shuni sen mana oyga, o'sha 12 oy yoki 24 oy ichida to'lab berasan deyapti. Buni holatlar nima? Qanaqa u, masalan? Aytaylik, biz qiladigan ishimiz katta ishlar-da. Furalar. Bizde hazır iki tane variant var. Bizde hazır ki bölükken günde, biz eğer traktör nakbulge satı olsaydı, yan gitsin. 151 milyon satı olamaz. Eğer biz bunu çiz bank oladık yan bası. Bank bizde o satı verirdi. Bir numarasının tölü onu 5 yılı bölü verirdi. Şimdi üstüge, bizde kredi skortumuzda karab, kampanyanın rekordu karab, istoriyası karab. Faizini, bizde kampanyanın istoriyası 90 bası üstüge
30 mi koyu verir eğer 100 bolsa 25 mi koyu verir? O bankın hizmeti boladı mı? O bankın hizmeti boladı. Maşina bank balansı götürdü mi? Bank sizge pul vermeydi yu? Maşina ne verir? Maşinanı uzun namına verir mi? Garant bu verir. Maşinanı satı oladı. Bank namına satı oladı? Ha, ayteli Volvo dealer'dan maşinanı satı oladı. Title'ını uzunca avalı. Dokument uzun alıp, traktı bizge verir. Dokument ortada da cover boladı. Ayteli 151 milyon bana biz aldık maşinanı. Bunu al biz interesimiz. Şu variant caiz. Bank uzunca satı olası. Lekin 3 damallama şartlamaksın o caiz. Kanaka o? Siz... Haridor, bank, sarmoyador, Volvo sotuvchi bo'lsa, siz bankga murojaat qilyapsiz, bank sizning nomingizdan Volvo kompaniyasiga pul o'tkazyapti, 151 ming. Sizning nomingizdan, aslida sizga pul beryapti. O'tkazyapti-da, mashinani o'ziga garovga olib qo'yibdi, sizga mashinani 180 mingga o'tkazyapti. Ya'ni 151 mingni 1 yilda yoki 5 yilda 180 ming qilib berasan deyapti. Bu joiz emas. Lekin bank Volvo'dan maşinanı satı olsa 151 binge ve siz doğru satı olasınız 151 binge satı olasınız. Nakt ki. Lekin banka müracaat kısayız o özüge satı olayı yaptı da keyin sizge 180 binge satı yaptı. Nasıl yege? Bu caiz. Çünkü ettege siz maşinanı kayıtı verirsiniz banka kayıtı verirsiniz. Bank onun narkını çıkarıp sizi hesap kitabı izi bank kıladı. Lekin aşı ortada ligi ayıtı bütkenimde ki Procent bo'lyapti. Procent ko'paytirganda 30 ming bo'lyapti-da. U procent. Procent umumiy summadan hisob chiqaryapti, xolos ular. Lekin to'la olmay qolsangiz, ustiga pul tug'dirmaydi. Shunaqami? Tug'dirmaydi, to'g'ri. Tug'dirmasa joiz. Tug'dursa ham, agar o'sha ustiga pul tug'dirishligiga olib bormasdan yopib yubora olsangiz, xanafiylarga ko'ra joiz. Buni o'sha Imom Buxoriyda alohida hadis bor. O'sha Barira hadisi deyiladi. Barira. Barira radhiyallohu anha cho'ri bo'lganlar, cho'ri. Egalari u paytda cho'rilik bor-da, cho'rilikni o'zini strategiyalari bor. Cho'riga aytganki, "Sen seni narxing" degan. Masalan, 10 ming degan. 10 ming ko'chadan pul topib kel, senga bemalol ko'chaga ketaver. 10 ming pul topib kel, seni ozod qilib yuboraman degan. Buni mukotaba deydi. Çoru özü için özü işleydi, pul topadı, gelip hocayeniğe verse azat olup getirdi. Azatlık en katta narh bu. Yani kımbat narhsa o peyitte. Şu bariyeri keledi Ayşe anamızı aldılar ki. Ona dedi, menge dedi, yordam verin dedi. Alhamdulillah dedi, hocayenlere menge mukataba kıldı. Ayma Ayşe'nçiden pul versen, azatsan dedi. Çünkü az günü yordam kutturayım dedi. Dese Ayşe anamızı aydırdılar ki, bar, sonraki nakt veremen dediler. Ozod qoraman faqat seni egalik haqqing menga o'tadi deydi. Bu egalik haqqi valo haqqi deydi-da. Nima u? O'zi ozod bo'ladi. Lekin u vafot topsa uni merosini ozod qilgan oladi. Shunaqa qoida bor. Chunki uni egasi yo'q, merosxori yo'q-da. Buni dunyodan o'tsa merosini bu oladi. Ozod qilgan odam. O'shani haqqini menga berishsin. Xo'jayinlaringa ayt, naqd pul beraman, ozod qoraman sen deydi. Xursand bo'lib borib xo'jayinlariga aytsa, xo'jayini yo'q deydi. Ozod qilsa da qilaversinlar. Lekin valo haqqi bizda qoladi deydi. Yana qaytib keladi. Bariyga kelib, Oysha onamizga shunaqa rozi bo'lmadi ular valo haqqiga. Desa, payg'ambarimiz o'tirgan bo'ladilar. Oldin yo'q edilar, keyin o'tirgan bo'ladilar. So'raydilar Oysha onamizdan nima bo'lyapti deydilar. Desa, o'sha aytadi, shunaqa buni ozod mukotaba qilishibdi, ozod qilmoqlar uchun. Lekin valo haqqini so'radim men. Desem ular yo azat kısayız kılavurin biz valla hakkı bizde kal edip şart koyuyordu. Degen de Peygamberimiz Buhari'nde rivayet şu. Sahih rivayet. Peygamberimiz ayetirdiler ki Ayşe anamızge azat kılavur. Sen azat kılavur. Allah'ın şartı haklı yırak deydiler. Allah'ın şartıge çüşmeydigen başka adamlarının şartı batıl deydiler. Ula valla hakkını koyuşge hakkı yok deydiler. Çorunu azat kıyandı hakkı valla. Valla çorunu azat kıyandaki, o neme deyip şart kısa kıla olsun, azat kıla olsun dediler de darra mihrabge çıkıp adamlarını çakırıp bunda hutba kıladılar. Ne bu yaptı adamlarge? Allah koymagan şartına koyuşu yaptı. Allah'ın şartı haklıyrak, Allah'ın şartı amal kılışıkke layıkrak.
deydiler. İnnemel vela limen a'taq deydiler. Şu hadis şu. Vela hakkı azat kıgenge tegişli deydiler. Şu hadis barcha müştehitlerine delili. Bana şu size etken meselege. Hadır birinci başlanışta şartname doğru şartname yok. Doğru mu? Doğru şartnamene amel kılsayız kiyingi şartlar batır bolede. Hanefiler şu delilini keltirip amel kılıp doğru şartnamaya amel kıvalsa nergi şartlarına mecbur bu muydu? Riba şartnaması. Doğru mu? Doğru. Uşan için onu hareket kısa kılavursun. Lekin başka fukahalar, şafiiler bilen melikiler ayırtadı ki yok deydi. Şartnamenin içi de riba var ki deydi. Mabada tül almaya kalsak davamı riba ki. Uşa kagenin yan batıl kıladı deydi. Biz de ayırtamız ki yok. Kageni batıl. Ungeçi sahih deyimiz. Rivayet şu. Şimdi sen? İçidi bantları da künü ötse peynası mesela hazırdırdı. Yani peynir kopya işi. Demek Hanefi mezhabı boyunca o kengi bu batılı. Şartla batıl geylen. Batıl geylen. Fakat Hanefiler buna. Yani Hanefi bilen Hanbeliler. Hanefi bilen Hanbeliler. Yani bank sistemesi bizde bank sistemesi korunuyor. Değil ki mesela adamlar şuna kadip koygen bulsa. Onge bop dedip şartlamanı tüzüp ki amel kılmasa bola uğradı. Ki ingisi gedi gene bu mesela siz Euro Amerika'da ETF'siz, Germanya'da diyeyim şuna kadar mesela siz historiyeyiz, ID kartıyız, top taza bu size. Yani niçin artık bank bulan muamele kıyken siz, historiye tura döktü. Hem mesela zor taza bu size, siz barıp 100 bin dolar menge bank pul ver deseyiz, verirdi. 3 yıl müddetke pulunu verirdi, misal can. Bar şuna kaşan pahamalı. 3 yıl müddetke bir tiyin payda almaydı. 3 yılda ordunu ya kop koysayız, bu oldu. 100 bin verirdi, siz işinizi kılarsınız, kop koyarsınız. Şimdi 3 yılda töl almasanız, 3 yıldan ötüp geçse, riba koyadı şimdi üstüge, ule. Uşa caizmez. Şunun için ulamalar etedik ki, Avrupa'da, yani Germanya'da bu bar, bankdan pul aladı yu, tepesinde riba şartlaması var. Lekin ben, riba şartlaması ki yetkazmasından işimi bitir alayım ben. Caiz mi dese, hani filan ikonu caiz. Kozi yetiş kere. Hammaga aytib olmaydi bunu, lekin kozi yetiş kere. Kozi yetiş kere. Endi halol harom masalasi, ticaret, biznes, savdo qilib yurgan odamlarni eng katta sarmoyasi halollik. Pul sarmoya emas. Pul bizniki emas. Jonimiz chiqsa qoladi kimgadir. Merosxo'rlar insofli bo'lsa, bo'lishib oladi. Bo'lmasa boshqa odam qo'liga ketadi. Eng asosiy sarmoya taqvo. Allohdan qo'rqish. Uşanı yokatıp koymaslık gerek. Siz Amerika'da hazır haberiniz olsa gerek. 7-8 yıldan beri bir deyin işi yürümegen adamlar hazır işi yürüp kalıp uzunu hocayirlerine hıyanat kılıyordu. Ben korken bilgen adamlar. Amerika'da. Hiç narsa sızladı. İşi yürüyüp gitkenden ki sakra yaptı. Pul şuna kadarsa. Adamı aslını açıp verirdi. Aslını. Pul özgertirmeydi. Aslını açıp verirdi kimliğini. İmam Muhammed den soruşken, Abu Hanif'in şagirdlerinden. Kop kitap yazdıyız. Zuhd, takva hakkında en birer de kitap yazabiliyim. Degende yazgın mı ki degeller? Kaysi kitap deyişken de, bay kitabı, savda kitabı degeller. Savdanı yakşı urganıp, halal haram farkıge barıp savda kıygen en takvalar adam. Takva şunda, pul nakt turgende bilinedde adam mı takvası? Demek ki, işte başlayan adamlar, İşte başlamıyor, yol yok koyuyor. Az Amerika'da uzumuzda yan, şehirlerimizde yan, bol yap, güzel yaptınız bunu. Kuludaki işleyen bolar, biz okuduk, işledik, rajlandık. Dip durup, uzaki hana kadar normal adı yok, privilegilerde bu iş yaptı da. Bir paralelini ketip kol yaptı da, yan başıdan. Şunarsız ne açı, caiz masa geldi. Ya, yan baştan kese kete vursun, pulu niye verme yaptı öyle? Mesela şunca miktarda, bana bilemem mesela bitti. Traker var, Union mi degen firma var. Bilseyiz Amerika'da. Hiç kasası akarmagan. Buralarını yükün taşıyıp yürüyüşten başka işe yaramagan. Bunga normalde yol korsatışıp, kanaka iş kılışı uğratken bolalarga bir yani sakrat kuçayıp gitken de ki indi acıraşıp geçiştikte şirikçiliğini bölüş gerek yok. Kıyan faydası bu arkette bitti. Firmaga aylandı. O firmada bu yordamchi tashkilotda haqqi bor. Shuni narxi faloncha desa, yo'q deyapti. Masalan, ajrashga haqqim bor deb qochib ketyapti. Hozir razborkasi bo'lyapti shuni. Turkiyada razborka qilishyapti buni hozir.
5-10 kundan keyin hisob kitobini qilishsa kerak. Men buni misol keltirganman. U odamlarni ham taniyman. Birov haqidan qo'rqadigan odamlar emas. O'sha ayni paypoqqa mahs tortadiganlar. Paypoqqa mahs tortadigan odamni namozi namoz bo'lmaydi deymiz-ku. Namozi namoz bo'lmagan odamni bu yoqda birovning haqqidan qo'rqishi bo'lmaydi. Bo'lmaydi shu. Xudoni haqqidan qo'rqmaydi. Xudoni haqqidan qo'rqmaydi, o'zidan taqvo qilmaydi. O'sha trekkerlarni gruppasi bor, 2000-3000 ta odam bor, a'zo bor. Bilasiz? O'sha yerda mashalloh, inshaalloh deydigan 3-4 ta bola bor. Bir kim menga bir ovozini jo'natishdi menga. O'zicha endi trekkerlarga nasihat qilyapti. Safarda deydi, qazo namozi qasr qilib o'qiladi. Masalan, Abu Hanifaning shogirdi Ali ibn Qori undo deganlar deydi. O'zini dono ko'rsatish uchun gapiryapti-da. Ali ibn Qori Abu Hanifaning shogirdi emish. Orada 400-500 yil bor. Farq. Makruhu Tanzaniya deydi bu. Makruhu Tanzaniya. Shunaqa deb olyapti. O'sha sizlarda bor. Ha, u o'zi shayx u. Shayx. O'ziga o'xshaganlarning shayxi. Qo'rqa bitta savol bo'lyapti. Koreyada studentlar vizasini cho'zdirish uchun bank shot qo'yadi. Bu pulni do'stlaridan, tanishlaridan olib, yurib, olib, ko'rib bir kunga bankka qo'yib turadi. Qo'yib turadi, keyin o'sha bank shot beradi. Haqiqatdan ham shu odamda shu dunyo puli bor degan savol. Keyin qo'ygan puliga pul so'raydi? Yo'q, u to'lamaydimi? Qo'ygan puliga masalan, bismillah. Qo'yib beradigan, xolis qo'yib beradigan odamlar juda ko'payib ketdi hozir. Savob bo'lardi. Alhamdulillah. O'sha pul o'zimniki emas-ku, shuni qilishim joizmi deyapti. Zarurat yuzasidan joiz. Zarurat yuzasidan joiz. Agar o'sha haq qilsa-chi? Haq olsa, o'shani tavsiya qilmayapmiz biz. Ha. Pulga pul qo'yibdi-da, bo'lmaydi. Yo'q, rahmat. Qolgan bitta savol. Bo'lmasa, uyaqa bordi. Trading biznesini bilasiz, ha? Hozir trading biznesi hozir Rusiya balinda rivojlanayotgan ish bo'lyapti-da. Amerika savdosida bu ham. Shu biznesga nima deysiz, qaraqa? Biz trading degani bozor degani. Bozor. Uni shartlari, sharoitlari shariatga muvofiq bo'lsa joiz bo'ladi. Muvofiq bo'lmasa joiz bo'lmaydi. O'shuning uchun shartnomalarni har bittasi alohida o'rganiladi. Aytaylik, bizda shartnomalarimiz nimadan iborat? Ertamanda aksiya sotib olamiz. Uzoq ishlasak, bir oy ishlaymiz aksiyalarda. Bugun New York'dan sotsak, shu kuni kechki payt yoki shu soatda o'zida Londonga sotamiz. Hmm. Bu ishda o'sha aksiya oltin bo'ladi. Oltin dollar bo'ladi. Halol aksiyalar bo'ladi. Yo, halol emas-da o'shalar. O'sha oltin savdosi naqd bo'lish kerak o'zi. O'tta nasiya savdo bo'lyapti, oltinni ko'rmaysiz. O'tta spekulyatsion savdoda u o'yin o'ynatadiganlar bor tepada. Pulni o'ynatib anaqa qiladi. Ular Forex bir turni ko'rinishlari. Shunaqa. Neft masalasi nima bizga? Bu ham agar naqd savdolar joiz. Ya, uni ham nasiyasi ham joiz, nefti ham muammo yo'q. Faqat spekulyatsion savdolarga shariat ruxsat bermaydi. Ya'ni odamlar o'zi o'ynatadigan bizneslar bor. Yana bitta shu yerga aytaylik, aksiya sotib oldingiz. Agar aksiyani ushlab tursangiz, qanaqadir miqdorda 40 kun. U aksiyani sizga 100 kun pochta qiladi. Tilla bo'lsinki yoki neft bo'lsin, shu istoriyada, shu biz qilayotgan bozorda boshida o'tkazganlar bor, biznes qilayotgan bo'lganda tars to'xtagan yoki bir salomatchilik bir narsa bo'lganda uyiga konteynerlarda neftlarni tushirib bergan. Shunaqa nimalar bo'lganda. Endi o'z real biznesda bular. Real biznes. To'g'ri, biz uni ko'rmaymiz. Endi neft bo'lsa zarari yo'q. Neft nasiyasi joiz u. Tilla joiz emas lekin. Tilla. Tilla joiz emas. Yana nimalar joiz emas? Aytaylik, mana Amazon'da aksiyalarichi, aytaylik, mana Facebook bular real bo'lsa zarari yo'q. Lekin asosan o'sha Amazonni, Facebookni, Twitterni aksiyalari deb qilinayotgan ishlar Germaniyadan tarqatilyapti. Juda 90% spekulyatsion. Yolg'on. Oz-ozdan 5%, 3%, 2% sotyapmiz deyapti-da, aslida tagini surishtirsangiz hammasi o'yinlar. O'yinlar. Bu Germaniyada bo'lyapti misol.
markazi Germaniyadan boshqariladi. Ya'ni bu internet savdosi-yu. Markaz Germaniyadan bu tashkilot bo'lar. O'yin, o'yin. Real hayot, real savdo emas. Masalan, real aksiyani sotib olsangiz bo'ladi. Sizda mana tracker anaqangiz bor, firmangiz bor, firmangizni balansini sibistoymisi bor, to'g'rimi? Siz 1 million pul tikkansiz, misol uchun. Bir odam keldi-da 200 ming pulim bor meni, sizga sherik bo'lay desa, 20%ini sotaverasiz unga. Tushgan foydadan 20% berasiz. Aksiya uniki bo'ldi 20%. Joiz bu, buni muammosi yo'q. Buni shundan foydalanib o'yinlar qilishyapti. Keyin o'sha pul biznes tradinglar aksariyati kapitalistik sistemani asosiga qurilgan. Kapitalizm nomi bilan ma'lum o'zi. Kapital asosiga qurilgan. Sarmoya. Pulingiz bormi, foyda qilasiz. Puli bor odam foyda qilishga haqli degan nazariya bor. O'shaning uchun pulni beradi, riba olaveradi ular. Kapitalizmni u boshidagi faylasuflari bor, eng boshida. Ular shu taklifni qilishgan. Bugungi dunyodagi kapitalizm sistemasi shu taklif asosiga keladi. Lekin kapitalizm orada bir singanda butun dunyoni krizisga o'tkazib qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Bo'ldi shu ish. O'shanda e'tibor bersangiz, islomiy banklar singani yo'q. Nimaga islomiy banklar al-g'urmi bil jurmi ustiga quriladi. Tikkanga yarasha zarar ko'radi. U anaqa kapitalizmda faqat foyda qilaman deydi, havoni sizga va'da qilib kelaveradi. Katta pulim bor deb borasiz, bitta borsangiz yo'q chiqadi. Juda katta sistemasi bor. Buni zamonaviy muomalalar, moliyaviy muomalalar degan alohida fan bor hozir. Shunda kitoblar yozilyapti, tarjima qilinyapti. Endi bizning kamchiligimiz islomiy iqtisodni butun dunyoga, ya'ni javob bera oladigan shaklda taqdim qila olmayotganligimizda. Asli javob bera oladi. Islomiy mana hozir musulmonlar 2 milliardga yaqin musulmon. Farazan deylik 1 milliard musulmon savdo sotiq qiladi. Oldi sotiq qiladi. 1 milliard musulmonni hammasiga javob topib bera olaydi islom. Iqtisodiy strukturamiz bor, lekin nazoratimiz yo'q. Amerika kapitalizm pulni nazorat qilyapti. Hozir mashatda nima yeyapmiz? Mana shu mandarinni yesangiz ma'lum bir sent Amerika foyda qiladi. Sistema shunaqa. Banan yesangiz ma'lum bir sent Amerika foyda qiladi. Nimaga bananni quruqdan yursa ham Amerika dollari, suvdan yursa ham Amerika dollari, samolyotda uchsangiz ham Amerika dollari aylantiradi. Sistema bu. Bu sistemani ichida qolib ketdik biz. Biz bunga muqobil sistema qila olmayapmiz. Vaholanki bunga muqobil sistemimiz bor. O'shani qarshi qo'yolmayapmiz. Qo'yolmayapmiz. Hamma faqat kapitalizmni so'rab yuribdi. Bizga iqtisodchilar kerak, bizga IT texnologlar kerak, bizga ya'ni taqvodor musulmonlar bor-da, bularni ya'ni aktivlashtiradigan sistema kerak. O'sha sistemaga harakat qilish kerak. Mana bolalarning tarbiyasi shunga muhim. Kuchli o'qitish kerak kelajakda mana shu bo'shliqlarni to'ldirishimiz kerak. Oxirgisi shu savol. Mana bizni vodiyda ko'proq anaqa, masalan, o'rtoq uylanayotganda pul yig'ishadi. To'yona. Mana hozir 2 kilodan go'sht puli deyishadi. Hozir 75 ming bo'lsa, oxirgi bola uylanayotganda 100 ming bo'lib qolishi mumkin. Joiz emas. Joiz emas? Yo'q. To'yona masalasi majburiy qilib qo'yish joiz emas. Majburiy. Masalan, ulfatlar bor, 10 odam bir-bir bilan o'rtoq do'st, sinfdosh. Bular ichida boylari bor, kambag'allari bor. Shariatda buni siz aytayotgan to'yonani nomi sug'urta o'zi. At-ta'min deyiladi. Sug'urta. Asli. Shariatda sug'urta joizmi? Yo'q, harom. Lekin sug'urtani bitta turi joiz. U qaysi? At-ta'minu ta'avuni deydi. Nima degani? O'zaro yordam sug'urtasi. O'zaro yordam. Biz hammamiz ichimizda bitta men yoki siz yoki bu kishi kambag'al. Qolganlar hamma boy. To'y qilganda hamma o'zi ko'ngildan chiqarib beraveradi.
bizden kambag'allardan boylar nima qilmaydi? So'ramaydi. Majburiy emas u. Ana shun ta'avuniy deydi. O'zaro yordamdi. Endi kambag'al odam to'y qilsa, hamma ko'ngildan chiqarib bir narsani pulli qiladi, bunga beradi, undan javob kutmaydi. Yig'ib qo'yadi. Mana bir osh qilyapsiz, o'tiribsiz, o'rtaga 100 dollardan pul tashladingiz, yig'ib qo'ydingiz. Kassa bo'lib qoldi. Turibdi. Orangizda kimdir to'y qilsa, kimdir boshiga bir narsa kelsa, kelinglar yordam beramiz, berib yuboradi. Bu joiz bu. Umumiy hamkorlik sug'urtasi. Lekin uni majburiy qilib qo'yish, to'yona qilamiz. Senga bergan edim, sen qaytarishing kerak. 2 kilodan go'sht, bular hammasi riboga yo'l ochadi. Joiz emas. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Parvardigora, bugungi majlisimizni o'zing manfaatli majlislardan bo'lishligini nasib qilgin. Manfaatli, foydali ilmlarni Parvardigora bizlarga o'zing tavfiq, hidoyat bilan ta'lim qilgin. Unga amal qilib borishligimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Qadam ranjida qilgan mehmonlarimizni qadamlarga ulkan ajr, hasanotlar, darajatlar, kafforatlar ato qilgin. O'sh yurtida yashayotgan musulmonlarimizga ham Xudoy taolo o'zing nusrat qilayotgan ishlariga barakot, barcha harakatlariga Xudoy taolo o'zing omad bergin. Ulamolarimizni Xudoy taolo o'zing xizmatlarini barakotli qilgin. Barchalarimizni o'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Rahmat, salomat.